Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere seyyar pilavcıların sır gibi sakladığı sokak pilavı tarifi vereceğim. Pilavımız tam bir tavuklu, nohutlu sokak pilavı olacak. Emin olun tarifi denediğinizde sokakta satılan tam da o nefis tavuklu sokak pilavının tadını alacaksınız. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Pilavımız için şöyle bir adet tavuk but kullanacağız. Arkadaşlar pilavımızı tavuk suyu ile yapacağımız için tavuk suyumuzun çok daha lezzetli olması açısından ben tavuk but kullanmayı tercih ettim. Siz de kendi tercihinize göre tavuğun istediğiniz bölgesini kullanarak tavuk suyunuzu elde edebilirsiniz. Tavuk etimizi tenceremize alalım. Üzerine aşacak kadar soğuk su ekleyip tavuğumuzu haşlanmaya bırakalım. Tavuk etimiz haşlanırken biz de pirincimizi hazırlayacağız. Pilavımız için şöyle 2 su bardağı baldo pirinç kullanacağız. Şimdi pirincimizi kasemize alalım. Üzerine aşacak kadar da sıcak su ekleyelim. Arkadaşlar suyumuz kaynar olmayacak. Ilıktan bir tık daha sıcak olması bizim için yeterli olacak. Evet, pirincimizi yarım saat kadar dinlendirdikten sonra nişastasından arındırmak için en az 2-3 sefer bol suyla güzelce yıkayalım. Pirincimizi bol suda yıkadıktan sonra şöyle ince delikli bir süzgeçe aldık ve suyunun tamamını süzdürdük. Şimdi pilavımızın yapılışına geçelim. Pilavımızı pişirmek için şöyle tenceremizin içerisine göz kararı 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından pirincimizi ilave ediyoruz. Evet, pirincimizi kavurmaya başlayalım. Arkadaşlar pilavımızın lapa olmaması için pirincimizi çok güzel bir şekilde kavurmamız gerekiyor. Eğer pirincinizi güzel kavurmazsanız pilavınız lapa olacaktır. Şimdi orta ateşte pirincimizi çok güzel bir şekilde kavuracağız. Evet, pirincimizi tam 13 dakika kavurduk. Şimdi pilavımıza haşlamış olduğumuz tavuğumuzun suyunu ve biraz da kemik suyu ekleyeceğiz. Arkadaşlar pilavcılarda yediğimiz lezzette bir sokak pilavı elde etmek için mutlaka kemik suyu ve tavuk suyunu birlikte kullanmamız gerekiyor. Şimdi pirincimizi ölçtüğümüz bardakla 3 su bardağı ılık tavuk suyumuzu pirincimizin üzerine ekliyoruz. Birinci bardak suyumuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ardından 2 ve 3 bardak suyumuzu ekliyoruz. Ve ardından şöyle yarım su bardağı kadar da kemik suyu ekleyeceğiz. Kemik suyumu ben daha önce yapıp buzluğuma atmıştım. O şekilde kullanacağım. Şöyle kenarından makasla kestiğimde çok hızlı bir şekilde çıkıyor zaten. Şöyle de göstereyim. Tam yarım su bardağı olacak şekilde kemik suyumu da ekliyorum. Ardından dolu dolu 1 su bardağı kadar da haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Şimdi biraz da tuz ekleyelim. Arkadaşlar ben tavuğumu haşlarken 2 çay kaşığı kadar tavuğuma tuz atmıştım. Doğal olarak tavuk suyum da biraz tuzlu. O yüzden pilavımın tuzunu biraz az tutacağım. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 1-2 çay kaşığı kadar ekledim. Pilavımıza lezzet vermesi için şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Evet, şöyle pilavımızı bir karıştıralım. Kemik suyum da yavaş yavaş içerisinde eriyecek. Şimdi ocağımızın altını yüksek ateşe alıyoruz ve pilavımızın suyunun kaynamasını sağlıyoruz. Evet, pilavımızın suyu kaynamaya başladı. Hemen kaynamaya başlayınca değil de çok güçlü bir şekilde kaynamaya başlayınca tenceremizin kapağını kapatacağız. Evet, pilavımızın suyu çok güçlü bir şekilde kaynamaya başladı. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın altını da kısa alıp pilavımız suyunu çekinceye kadar güzel bir şekilde pişiriyoruz. Evet, pilavımız suyunu çekti. Şöyle de göstereyim. Hiç suyu kalmadı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Şöyle pilavımızın kapağını da aralayarak bu şekilde bir 10 dakika dinlendirelim. Ardından servis edeceğiz. Evet, pilavımı servis etmeden önce şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum.
tane tane tam istediğimiz kıvamda çok lezzetli bir pilav oldu. Şimdi hemen tabağımızı alalım. Şöyle üzerine biraz da tavuk etimizden ekleyelim. Evet, pilavımız servise hazır. Tadı, rengi, kokusuyla tam bir sokak pilavı. Hatta bu konuda çok iddialıyım. Birçok sokak pilavcısında bu kıvamda ve bu lezzette bir pilav yiyemezsiniz. Bu pilav tarifimi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.